Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir konuğu var bugün. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tören kıtasını selamladı ve Polonya'dan gelen misafirini karşılamak üzere yürüyüşünü sürdürüyor. Atlı birlikler eşliğinde makam aracında Polonya Cumhurbaşkanı'nın da seyir halinde olduğunu görebiliyorsunuz. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de o önemli karşılama töreni öncesindeki merasim gerçekleşiyor değerli izleyiciler. Elbette iki lider arasında baş başa görüşme ve sonrasında heyetler arası görüşmeler gerçekleşecek. Ve o görüşmelerin neticesinde de iki cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçecek ve önemli açıklamalarda bulunacaklar. Polonya Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da olması önemli çünkü özellikle son günlerde Polonya'nın Türkiye'den insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı alacağı ifade edilmişti. Bu da bir NATO ülkesinin Türkiye'den insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı almasının gerçekleştiği ilk alışveriş, alınmasının gerçekleşeceği ilk alışveriş olacak. Bu açıdan çok önemli. Elbette ülkeler arasında başka anlaşmalarında gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Evet, Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da başlığını attı arkadaşlarımız. Andrzej Duda külliyede törenle karşılanıyor. Atlı birlikler eşliğinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın makam aracının ilerleyişine şahitlik ediyoruz biz de. Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce külliyeden çıktı. Hava çok güzel olduğu için karşılama töreni, karşılama merasimi dışarıda bahçede gerçekleşecek çoğu zaman olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan az sonra makam aracından inecek, Polonya Cumhurbaşkanı'nı karşılayacak. Tören kıtasını selamlayacaklar ancak öncesinde elbette iki ülkenin milli marşlarının okunacağını da hatırlatalım. Polonya Cumhurbaşkanı merasim gereği tören kıtasını selamladıktan sonra iki liderin beraberindekileri birbirlerine takdim edecekleri ufak bir tanışma merasimi de gerçekleşir. Her zaman bu tarzdaki bu külliyedeki törenlerin öncesinde, sonrasında da iki liderin külliyenin kapısı önünde habercilere poz vereceği anlara da şahitlik edeceğiz. Bu töreni A Haber ekibinden Özkan Özcan takip etmekte. Şimdi daha fazla bilgi için sözü ona bırakalım. Özkan. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Ve şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin avlusunda resmi bir tören düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı karşılıyor ve daha sonra da şimdi İki ülkenin milli marşları okunuyor ve 21 fare top atışı da gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. İlk olarak da Polonya'nın milli marşı okunuyor ve daha sonra da İstiklal Marşımız okunacak. Törende her zaman olduğu gibi yine 16 Türk Devleti'nin bayrakları ve o askerlerin de yer aldığını belirtebiliriz. Tabii ki bugün özellikle İki ülke arasında ikili ve bölgesel gelişmeler ele alınmış olacağını söyleyebiliriz. Zira Polonya Savunma Bakanı 24 adet bayraktar TB2'nin alınacağını belirtmişti. İşte bugün de bu insansız hava araçlarının alınmasıyla ilgili de anlaşma yapılacak ve İstiklal Marşımız